Herkese merhaba. Bugün size evde N95'e yakın bir maske nasıl yapılır onu göstereceğim. Belki de daha iyisi olacak. Körfez Savaşı'ndan kalma bir maskem vardı. Yıllardır ben bunu saklıyordum. Tabii ki böyle bir problemden dolayı değil de boya yaparken daha çok kullanıyordum. Ben bunu yüzüme, gözüme kireç veya boya sıçramasın diye. Buraya bir filtre yapacağım. Kullanat bir filtre yapacağım. Yapacağım filtre çok basit. Marketlerde bulabildiğiniz filtre kağıdı, steril gazlı bez ve pamuk. Bunları karşılıklı sardıktan sonra bu gözleneklere yapıştıracağım. Ondan sonra kullanat şeklinde bir filtre yapacağım. Bir gün boyunca kullanacağım. Ondan sonra çıkartıp atacağım. Bu görüş açısı gerçekten çok rahat oluyor ve normalde kullandığımız kullanat ameliyat maskeleri 15-20 dakika içerisinde etkisini yitiriyor ve bizi daha kötü zehirlemeye başlıyor. Bundan dolayı böyle bir şey yapmaya karar verdim. Tabii siz bu maskeden nasıl temin edersiniz? Bu maskelerin filtreli fiyatı 1000 TL civarında. Ama ben size daha kolay bir yöntemi de göstereceğim. Önce bu maskeyi yapalım, sonra diğer yönteme geçelim. Şu açıklık büyüklüğünde buraya şimdi filtreler yapacağız. Şöyle yapıyoruz. Bu filtre kağıdımızdan iki kat zaten gördüğünüz gibi. Ben bunu iki kat olarak keseceğim ve gazlı bezin içerisine koyacağım. Şu şekilde gazlı bezimizi açıyoruz. Filetle kağıdımızı şöyle koyacak şekilde yine keseyim. Bir filetle kağıdından bayağı bir malzeme çıkıyor. Bu şekilde koyduktan sonra üzerine biraz da pamuk koyuyorum. Yine filtrasyonu sağlasın diye. Aslında normalde biz bu şekilde ameliyatlarda sponge yapıyorduk. Onun bir değişiğini yapıyorum şu anda. Bunu aynı sarma yapar gibi sarıyorum. Karşılıklı saracağız. Katman katman gözenekli bir filtre sistemimizi yapmış olduk. Bunu da maskemizin filtre kısmına bu şekilde yapıştıracağım. Dışarıdan gelecek havayı tutacak ve beni koruyacak. Şimdi diğer kısma geçelim. Yani N95'in olayı tam olarak ne? Bu konuda bilgim yok. Medikal bir mühendislik ürünü olduğu için bunlar. Ben sadece aklıma gelen bir yöntemi sizlerle paylaşmak istedim. Bir de izola bantımız var. İllaki koruması tartışılır. Fakat biz de zaten korona pozitif birine müdahale etmeyeceğimiz için en azından bizim gibi sağlıkçı olmayan arkadaşları korur diye düşünüyorum. Sağına ve soluna iki yanındaki deliklerini kapattık. Bir de deneyelim bakalım nefes alışverişimiz nasıl olacak. Nefes alışverişimizde bir problem yok. 360 derece tamamen kapladı. Evet. Biraz alışmak lazım. Biraz alıştıktan sonra İnsan rahatlıyor. Tabii bu maskelerin en kötü yanı ne?
Benim gibi gözlük kullananlar bu tip maskeler kullanamıyor. Ben veteriner hekimiyim. Veteriner fakültelerinde viroloji anabilim dalı adı altında birçok ders görürüz ve bizim hocalarımız İngiltere'de ve Amerika'da doktora yapmış hocalardı. Yani ülkemizde viroloji anabilim dalında doktoralar yapmış, yurt dışlarında doktoralar yapmış, ondan sonra da ülkemize gelmiş birçok hocamız var. Gündemde birçok hıfzı saha ile alakalı işte şu tarihte kuruldu, bu tarihte kapatıldı polemikleri yapılıyor. Şu zor günlerimizde bu polemikleri bir kenara bırakmamız lazım. Çünkü benim bile bildiğim, yani ben normal bir vatandaşım, benim bile bildiğim birçok üniversitede birçok tam teşekküllü laboratuvarlar kuruldu, merkez laboratuvarlar kuruldu ve hala kuruluyor. Yani bunları da görmezden gelemeyiz. Bir bazı kurumlar belki kapatılmış olabilir ancak bizim İngiltere ve Amerika'da doktora yapmış hocalarımız ülkesine geldiğinde, Türkiye'ye geldiklerinde idarecilerini projeleriyle ikna ettikten sonra birçok merkez laboratuvarlar kuruldu ve bu laboratuvarlarda başımızın belası olan COVID-19 denilen ve belki daha fazla da bela olabilecek başka virüslerinde aşılarını yapabilecek hem laboratuvarlarımız var hem hocalarımız var. Bu konuda çok umutluyum çünkü hocalarımın bu konuda çok başarılı olduklarını hep gördüm. Bu konuda sizlerin de umutlu olmasını istiyorum. Burada ihtiyacımız olan biraz sorumluluk, biraz da zamana ihtiyacımız var. Evden çıkmayın, evde kalın diyorlarsa evde kalın. Evde kalmazsanız bizim o laboratuvarlarda çalışacak iş gücümüz kalmaz, beyin gücümüz kalmaz. Çünkü virüsler kişiden kişiye, konaktan konağa atlarlar. Atladıklarında titreleri gelişir. Bu titreler geliştiğinde de mesela Çin'de gençleri hasta etmeyen COVID belki Türkiye'de gençleri de hasta edecek. Çünkü belki 100 tane konaktan geçmiş olacak ve her konaktan geçtiğinde kendisini biraz daha geliştirecek. Bu konuda da duyarlı olalım. Ben babama gidiyorum. İşte babamgile gidiyoruz. Ondan sonra başka bir yere çıktığımız yok. Yani bu tip sorumsuz şeyleri, davranışları bir kenara atalım. Maskelerimizi ve sosyal izolasyonumuzu gerçek anlamıyla yapalım ve bu hocalarımıza destek olalım. Hocalarımız ve sağlık çalışanlarımız olmazsa bu beladan kurtulamayız. Daha dikkatli olalım. Daha sorumluluk sahibi olalım. Evde kalın demek, gerçek manasıyla evde kalın demek, aynı apartmanda karşı komşuya gezmeye gitmek demek değildir. Evinizde kalarak ne gezmeye gidiyorsunuz ne de karşı komşunun size gelmesini sağlıyorsunuz. Kesinlikle ev hapsi. Ev hapsinde kalırsanız 10 gün sonra gerçekten nelerin değiştiğini fark edeceksiniz. Bu konuda da sizden tek ricamız budur. Sizlere bir maskeden bahsetmiştim. Sizlere bir beraber bir maskeyi yaptık ama tabii ki bu maskeden bulmanız çok zor. Ben şimdi bulabileceğiniz bir şeyle size bir maske yapacağım. Spor mağazalarından bulacağınız bu şekilde şnorkeller var. Bu şnorkeli şu şekilde takıyorsunuz. Ve az önce yapmış olduğum maske gibi yine yüzünüze şu şekilde geçiriyorsunuz. Yine bunda da gözlük kullanımı sıkıntılı olacak. Ancak bu şnorkel sistemi olduğu için kesinlikle bu kısım haricinde hava giriş çıkışı yok. Bunu ben yıllardır zaten denizde falan kullanıyorum. Yapacağınız işlem, az önce yapmış olduğum filtre sistemini şu kısma, delikli kısma yerleştirmek olacak. Bu şnorkel yaklaşık 100-150 TL gibi bir rakama spor mağazalarından satılıyor. Bunlardan bulmanız çok kolay. Evde bu şekilde N95'e yakın, belki de daha iyi, tam kıyasını bilemem. Laboratuvar koşullarında bunların kıyasları yapılır. Bu şekilde tam korumalı yüz maskesi yapabilirsiniz. Sadece nefes yolu değil, biliyorsunuz ki retinadan da bu korona belası, korona virüsü bizlere bulaşabiliyor. Gözlük kullanımı bu konuda biraz da olsa bizleri koruyor. İzolasyonumuz tam olsun ve koronadan kurtulalım.
Bunu daha düzenli, daha imtinalı yaptığınızda daha da güzel bir filetle sistemine yapacağınızdan eminim. Ben şimdi böyle biraz son kullanıcıya dönük sistem yapıyordum. Sandviçe benzer bir sistemi yaptık katman katman. N95'te benim yaptığımın daha profesyonel sonuçta, yani makine yapımı. Ama onda da belli katmanlar ve delikler, filetler var. Evet, bütün delikleri kapattık. İkinci maskemizi de yaptım. Bir de bunda bir nefes alma deneyi yapalım. Bakalım filet de bizi zorluyor mu, yoksa hava giriş çıkışı var mı? Ben dalışa geçiyorum. Sistem güzel çalışıyor. Şimdilik hoşça kalın. Dermişim. Tabii şaka bir yana. Kağıtların hareket ettiğini nefes alırken duyuyorum. Buralarda da kayış sistemleri var zaten. Bunları maskeyi aldığınızda göreceksiniz. Kafanıza göre bunu ayarlarsınız. Ben bilerek bu maskenin 3 modeli var. Küçük, orta ve büyük diye. Bu maskeleri yapıp kullanın. Utanmayın. Hasta olmak utanmaktan daha kötüdür. Ailenizi, annenizi, babanızı hasta etmek utanmaktan daha kötüdür. Sorumsuzca davranmayın. Sosyal izolasyonunuzu gerçek manada yapın ki dostlarınız veya dostlarınızın eski sağlığına kavuşmasını sağlamaya çalışan bu sağlık çalışanlarını en azından bu virüsle muhatap etmeyin. Videolarımın devamı ve yeni icatlar için lütfen kanalıma abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Teşekkürler.